Enes abi, sizin mikrofon açık mı? Bakar mısın? Ses. Açık. İyi mi burası? Müsaade edelim. Büyük bir maceranın sonunda memleketime döndüm. Çok mutluyum gerçekten. Sizi burada gördüğüm için çok heyecanlıyım. Mükemmel bir duygu. Burada sizlerle buluşmak, sizlerle olmak gerçekten benim için çok büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Süreciniz nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz bu yarışmaya katılmaya? Survivor benim için gerçekten inanılmaz bir hikayeydi. Bu hikayeyi burada anlatmaya kelimeler yetmez. Gerçekten bana bu fırsatı sunduğu için Acun Medya ailesine ve Acun Ilıcalı'ya da sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten hepsi çok mükemmel bir aile oldular bana. Bu süreç nasıl başladı? Karar verdim. Dedim ki Düzce Üniversitesi mi, Düzce mi? Kendimi nasıl kanıtlayabilirim? Nasıl daha iyi yorabilirim? Nasıl daha ileriye gidebilirim? Buna yönelik kendim dedim ki uzun zamandır istiyordum. Ailemin de ısrarıyla dedi ki yaparsın dediler. Tam orası senlik dediler. Ben de tamam dedim, o zaman başvuruyorum. Başvurumu yaptım. Sonrasında video istendi. Videomu yaptım. Sonra elemelere katıldım. Elemeleri de başarılı bir şekilde geçtikten sonra Survivor'a katılacağıma, hak kazandığıma dair haber geldi. Ben de çok sevindim. Çok mutlu oldum. Havalara uçtum. Sonrasında gidip elimden geleni en iyi şekilde yapıp Düzce'mi gururlandırmak adına sonuna kadar savaştım. 6 ay nasıl geçti orada? 6 ay, teşekkür ederim. 6 ay gerçekten benim için çok zorlu bir süreçti. Oradaki açlık, özlem, mücadele, her gün yeniden başlaman gerektiği zorluğu beni gerçekten en çok zorlayan şeylerden biriydi. Normal hayatta diyorsun ki hani burada normal hayattayken bile bir sonraki adımını düşünerek yaşıyorsun, planlama yapıyorsun. İşte her zamanki insanlarımızın ve benim de düşündüğüm gibi işte eviydi, arabasıydı, işte para kazanmasıydı. Bunların hepsini planlamaya çalışırken aslında Survivor'da sadece günübirlik yaşam mücadelesi verdim. Dedim ki bugün çok kötüydüm, psikolojim düştü dedim. Ama ertesi gün dedim ki bugün daha iyisini yapmalısın. Yeniden kalkıp savaşmaya devam etmelisin. Elimden geldiğince ben de bu savaşı verdim. Çok gerçekten benim için değişik ve bu genç yaşta büyük bir tecrübe oldu. Sonrasında düştüm, kalktım, yara aldım ama hiçbir zaman sevenlerimin desteğini unutmadım. Her zaman arkamda kocaman bir ailem olduğunu bilerek orada mücadelemi verdim. Gerçekten de şu an burada bu kalabalığı gördüğümde ne kadar doğru düşündüğümü, ne kadar güzel hissettiğimi ve şu an Düzce Üniversitesi'nin önünde böyle bir konuşmayı yaptığımı, hakkını verdiğimi düşündüğüm için burada olduğumu bildim ve bunun bilincinde buraya geldim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten desteğinizi hissetmek, kendi okulumda burada o kadar özlemişim ki burayı bu arada. Kendi okulumun önünde sizlerle buluşmak beni çok mutlu etti ya. Gerçekten mükemmel bir duygu. Şu an hani size böyle Survivor Ayşe olarak seslenmek yerine Düzce'mizin kızı olarak seslenmeyi tercih ediyorum. Çünkü hepimiz aslında aynıyız. Ben de burada sizin aranızdan çıkıp gittim ve en iyi şekilde burayı temsil etmeye çalıştım. Şu anda böyle sadece sizden biriymiş gibi doğalında akmaya çalışıyorum. Çünkü ben rahat hissetmediğim zaman konuşma olmuyor maalesef. O yüzden sizin de rahat etmeniz için, benim de rahat hissetmem için böyle doğaçlama gideceğim. Şimdiden bir hatam olursa kusura bakmayın. Sorularınızı alabiliriz Yönel Bey. Teşekkür ederim. Tamam, soru yok. Teşekkür ederim. Var mı sorularınız? Destekçilerinize Düzce'ye neler söylemek istersiniz? Yani hepsini gerçekten çok seviyorum. Beni destekleyenlerin. Düzce'yi de çok seviyorum. Yani bazen hani Düzce'ye selam gönderme durumlarım oldu ama fakat yayınlanmamış olabilir. Bu tamamen benim dışında bir şey. Sonuçta biz oraya teslim oluyoruz ve baştan verdiğimiz bir sözler alıyor. O sözler doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Şimdiden kusuruma bakmayın diyorum. Gerçekten yani size söyleyebileceğim şey şu. 20-21 yaşında gerçekten güzel bir örnek olmaya çalıştım ben Survivor'da. Her zaman hayal
hayallerimin peşinden giden bir insandım ve hayallerimin peşinden de Survivor'la gidip onu taşlandırmak adına elimden geldiğince sonuca kadar bunun mücadelesini verdim. Sonra dışarı çıktığımda bir baktım, bir sürü rekor kırmışım, haberim yok. Arkadaşlarım diyor, Ayşe aradılar beni. Diyor ki sen rekortman olmuştun, farkında mısın? Hayır diyorum, farkında değilim, nasıl yani? Üçüncü oldum falan. Diyorlar ki yani kadınlarda şimdiye kadar en iyi olmuşsun. Erkeklerle karışık genel sıralamada da üçüncü olmuşsun. SMS birinciliği vesaire de rekor kırmışım. Hiçbirinden haberim yok. Öylesine yaşıyorum hayatı. Günübirlik dediğim gibi orada şimdi kalkıyorum. İşte uyanıyoruz. Gidiyorum parkur, bugün ne planda? Parkura gidiyorum. Eğer kazanırsak ödüle gidiyoruz. Kazanmazsak aç bir şekilde yatıyoruz tahtanın üstünde. Kuru kuru diyorum ki ah bugün de mi tartıda yatacağım? Gerçekten o yorgunluğu orada atmaya çalışmak çok büyük bir psikoloji. Zaten insanlarla verdiğin ayrı bir psikoloji var. Yani her türlü bir savaşın içindesin. Ama bu savaştan bu şekilde galip geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu şekilde burada bir sürü beni seven insanı karşımda görüp onlara karşı bu konuşmayı yaptığım için de gerçekten şu an çok mutluyum. Mutluluğu tarif edilemez. Beni sevdiğiniz, desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel bir duygu. Hepinizi çok seviyorum. Soru vardı. Şimdi sen özel haber. Dominik'te yalnız kalmadığınızı hissettik bize. Orada parkur kuranlar düzeliydi. Evet, evet. Tanıştınız, gördünüz. Evet, evet. Neler hissediyorsunuz? Ya gerçekten bu arada mükemmel bir emek var. O parkurları yakından gördüğümüz zaman yani dev parkurlar, insan ötesi bir şey gerçekten. Yani onları hazırlayıp bizim yarışacağımız hale getirmek gerçekten çok zor bir durum. Bununla mücadele, bu şekilde bir başarıyı ortaya koydukları için aslında görünmeyen kahramanlarımızdan birileri de onlar gerçekten. Düzceli olarak da elemelerde şunu söylemiştim. Madem dedim parkurları Düzceliler yapıyor, o zaman Düzce'den biri yıksın. Ben de yıktım geldim. Var mı başka sorusu olan? Unutamadığınız bir anınız var mı? Enes. Ya azdım. O kadar çok anım var ki yani hiçbiri unutulacak gibi değil. Yani hastalandığım zaman orada kendimi yalnız hissedişim çok gerçekten benim için kötü bir süreçti. Hastalandım, evet arkadaşlarım var yanımda ama kendime yakın hissettiğim bir insan yok. Veya işte hastalandığını hissedeceğinde bile dayanak olacak, sana kol kanat gelecek bir ailen yok. Bunun gerçekten benim için zorluğu çok başkaydı. Ona rağmen ama çok güzel mücadele ettiğimi düşünüyorum. Her gün dediğim gibi kafayı sıfırlıyorum. Yeniden mesela şey diyenler oldu. İşte her oyuna nasıl çıktın? En önemli oyun senin için hangisiydi? Yani dokunulmazlık mı, işte ödül mü veya iletişim mi? Benim için bütün oyunlar önemliydi. Dokunulmazlığa sonuçta at çıkarsan o güçsüzlükle kazanamayı da bilirsin. Ödülün de bununla ilgili bir değeri var. Yani iletişim alamazsan zihinsel olarak, mental olarak aç kalıyorsun. Onun kötülüğü var. O yüzden her parkura, her oyuna sanki son oyunummuş, son atışımmış gibi çıktım ve dediğim gibi en son oyunumda da izlemişsinizdir. Dedim ki sonların kadınıyım madem, bu sonu da hak ettiğimi ve gerçekten yapabildiğimi göstereyim. 13'lük bir skorla da son sayımı, son parkurumu, son oyunumu alıp oynayıp geldim. Sevdiğim, çıkardığım bir şarkım var. Kendim yazdım Survivor'da. O şarkıyı çıkartmak istiyorum. Çünkü benim için çok anlamlı, değeri. Belki hani bakıldığı zaman herkesin hissedemeyeceği bir şeydi o, benim onu hissetmem. O yüzden o hissettiğim şarkıyı söylemek istiyorum. Çıkarmak istiyorum. İnşallah onu çıkaracağım. Sonrasında yani belki seneye All Star olacak. Çağrılırsam eğer oraya da tekrar gitmek istiyorum. Çünkü şu an Survivor psikolojisinden henüz çıkmış değilim. Yani o kadar az kalmışken o azlığın içinden çıkıp böyle büyük bir kalabalığın içine gelmek çok farklı bir duygu benim için. O yüzden hani henüz alışılamamış bir şey. Kendimi direkt burada bu kalabalığın içinde bulmak gerçekten değişik bir duyguymuş. Psikoloji de farklı oluyor. Herkesin anlayabileceği bir psikoloji değil gerçekten. Ben de bir an kendime dedim ki nasıl alıştın sen buraya ya? Birden hani normal hayattan başka bir hayata geçiyorsun. O hayata adapte olmaya çalışıyorsun. Bazen hani kırdığın bir kalp olmuştur. İstemeden de olsa tabii ki. Bazen yaptığım esprilerle gerçekten evlere, kalplere dokunduğum insanlar olmuştur. Yani her şeyi aslında
aslında insan o anki ruh haliyle yapıyor. Ben hiçbir zaman yapmacık olmadım ve her zaman olduğum gibi davranmaya çalıştım. Aslında normal hayatta her zaman gülen, pozitif bir insanım ama orada Survivor'a gittiğin zaman o anki ruh haline bürünmek zorundasın. O hani mesela oyun kaybediyorsun, üzülüyorsun. Mecburen o üzüldüğündeki ruh halini yansıtmak zorundasın ki insanlar senin üzüldüğünde de ne hale büründüğünü görsün, hırslı bir halde ne hale büründüğünü görsün. Ne bileyim işte üzüldüğünde, ağladığında nasıl insan olduğunu, yani her Ayşe Yüksel'in her halini aslında doğru bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Ben de buradaki hayatımla oradaki Ayşe'yi karşılaştırdığımda gerçekten diyorum ki bu Ayşe Yüksel o Ayşe Yüksel değil. Çok değiştirdi beni Survivor, çok şey kattı. Gerçekten bu yolda, bu uğurda benimle birlikte yarışan, benimle birlikte kalbi atan, evlerinde beni misafir eden, kalbini açan, seven, sayan herkesten Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten çok emek sıktı. Son olarak abla, oğlum, son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz? Teşekkürlerinizi. Başta Düzce milletvekilimiz Ayşe Keşir olmak üzere belediye başkanımız Profesör Doktor Faruk Özlü, sonrasında canım üniversitemin güzel ve çok sevdiğim rektörüm Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'a hepsine gerçekten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepsine Allah razı olsun, desteklerini esirgemediler benden. Hepsiyle gurur duyuyorum. Düzce'yle gurur duyuyorum. Birkaç da tavsiyem olacak. Gerçekten burada bu üniversitede okurken hiçbir zaman pişman olmadan okudum. Üniversitemi de bırakmayacağım. Çünkü burası için mücadele verdim ben. Düzce'yi daha ileri ne kadar nasıl taşıyabilirim için mücadele verdim. Ve bu üniversiteyi bırakmayıp daha çok kalkınmak istiyorum. Daha çok yaymak istiyorum ki güzel başarıların da böyle küçük yerlerden de olsa çıkabileceğini, büyük başarılar çıkabileceğini göstermek için çabaladım, mücadelemi verdim. O yüzden bu üniversite benim için çok başka. Anlamı da çok başka. Buranın insanı da bu ilimizde benim için çok başka gerçekten. Her zaman onurlandıracak, gururlandıracak şekilde kendi yaşıtlarıma da küçüklerime de örnek olmaya çalıştım. Küçüklerime de ve yaşıtlarıma da söylemek istediğim şu, başarmak istedikten sonra insan gerçekten her şeyi başarıyor. Ben çoğu zaman derslerine kendini çok vermek istemese de vermeye çalışan, çünkü eğitime çok değer veren bir insanım. Gerçekten okumak gibisi yok, eğitimli olmak gibisi yok. İngilizce bilmeme rağmen Survivor'da bunun zorluğunu çok çektim. İnsan gerçekten İngilizce'ye yaşadığı ortamda ihtiyaç duymadığı sürece çok önemsemiyor. Ama ben orada gerçekten ihtiyaç duyduğum için ne kadar pasif kaldığımı fark ettim. Aktif olmam gereken yerde. Bunun zorluğunu çektiğim için tavsiyem yaşıtlarıma ve arkadaşlarıma, hatta herkese tavsiyem, gerçekten kendinizi geliştirmek adına her zaman adımlarınızı atın. Her zaman örnek olmaya çalışın yanınızdakilerine. Çünkü ben küçükken her zaman ailesinin çevresindeki insanlara örnek almaya çalışan, onların her zaman güzel yanlarını, doğru yanlarını almaya çalışan bir insan oldum. Ve bunun doğrultusunda da güzel şeyler yapmaya devam eden bir insan oldum. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her zaman örnek olmaya, hayallerinizin peşinden gitmeye hevesli insanlar olun ki Düzce'mizde, dünyamızda, Türkiye'mizde kalkınsın ve çok güzel başarılara imza atalım. Musa, window'da açın.